Sıra 2013 yılında kuruldu. Kurulduğunda ilk başta sadece kavurma şirketi olarak kuruldu. Fakat geçtiğimiz 5 senede kendini farklı dallarda da geliştirerek ilerleyen bir şirket oldu. Bu işe başladığımızda etrafta pek bir premium kahve tedarikçisi yoktu. Yani nitelikli kahve diye adlandırdığımız bugün specialty coffee diye yurt dışında adlandırılan yüksek kaliteli çekirdeklerin getirilip, taze kavrulup, taze paketlenip, taze servis edildiği bir sistem yoktu. Bütün bir ülkenin sadece hamburger olarak McDonald's'ı bildiğini düşünün. Bunun zaman içinde daha etli, daha sulu, daha az pişmiş hamburgerlerin daha lezzetli olduğunu insanlara kanıtlamaya çalışıyoruz aslında gibi bir durum var. Kahvede de biz bunu yapmaya çalıştık. Dedik ki biz kendi kahvemizi düşündüğümüz, öngördüğümüz gibi yapalım. İnsanlar bunu seviyorsa ki sevdiğini gördük. Ondan sonra toptan o onu çeksin diye düşündük. Bugün Petra'nın geldiği durum sırf kahveyle değil, mutfağıyla, ekibiyle, pastanesiyle, her şeyle bir bütün olarak bir üretici firma haline geldi. Biz her şeyi kendimiz üretip öyle servis etmeyi tercih ediyoruz. Bütün paketteki fikrimiz şu, biz mantıklı olan, sevdiğimiz ve aslında sırf görüntüsünden çok işlevi olan ürünleri kullanıp servis etmeyi ve tasarım anlayışımızda da bunu kullanmayı tercih ediyoruz. Kafeler sonuçta insanların bir araya geldiği, sosyalleştiği yerler olduğu kesin. Yani şu anda hayatımızın en büyük kısımlarını kafelerde geçiriyoruz. Arkadaşlarımızla kafelerde buluşuyoruz. Günlük hayatımızda sosyalleşme anlarımızı kahveye ayırıyoruz. O 2 dakikalık, 10 dakikalık, yarım saatlik molalarımız ve arkadaşlarımızla, iş arkadaşlarımızla yaptığımız molalarımız aslında günün içindeki en büyük lükslerimiz oluyor. Yani kahvenin de tabii burada çok büyük bir rolü var. Bir araya getirici unsur olarak kullanılıyor diyebiliriz. Gayrettepe lokasyonumuzun özelliklerinden bir tanesi öncelikle buranın bir mimarla veya bir tasarım ofisiyle çalışılmadan yapılmış olması. Zaman içinde beğendiğimiz ürünleri bir araya getirerek, eksiklerimize göre ekleyerek yaptığımız bir yer aslında. Yani burası büyük bir mekan olmasına rağmen burayı biz restoran olarak genişletmiyoruz. Tam tersine hoşumuza giden insanlarla, hoşumuza giden işbirlikleri yapıyoruz. Bütün üretim alanımız da burada olduğu için bizim ofisimiz olarak kullandığımız bir yer. Hayat o bir üretim hissiyatı, içerideki koşuşturmacayı seviyorlar diye düşünüyorum. Biz Petra olarak yaptığımızda genelde girdiğimiz dükkanların kimliğine göre hareket ediyoruz. Yani bizim hiçbir iki dükkanımız arasında ne koltuk ne bar birbirini tutmaz ama hissiyat olarak tutar. Çünkü hissiyat olarak sen bir mekana girdiğin zaman oranın kimliğine bürünmeye çalışıyorsun. Kahve dükkanları içinde etkinlik yapılmasıyla ilgili hiçbir problem bana göre yok. Bu tarz etkinliklerin ben yararlı olduğunu düşünüyorum ve dediğim gibi kahve kültüründen bahsediyoruz. Kahve kültürü ayrışmadan ve yorumlardan bence oluşan bir şey. Yani herkes aynı kahveyi yapsa bir kahve kültüründen bahsedemeyiz. Onun için farklı kavurucuların, farklı kahvelerin, farklı çiftliklerin, farklı kafelerin, farklı yorumların olması aslında bu işi zenginleştiren, festivallerin olmasını sağlayan kısım. Şimdi içeride yapılan etkinlikler, servis edilen ürünler, bir tane kafe çıkar, ben sadece kahveyle et satıyorum der. Bu kültüre bir ekstra bir ek getirir. Yani bir kahve kültüründen bahsediyorsak bunun zenginleşmesi lazım. Zenginlik de farklılıklarla olur. Petra olarak işbirliklerimizi genelde mesela bir eğer bir sanatçıyla çalışacaksak işini iyi yaptığına inandığımız insanlara bir şey katabilecek işbirlikleri yapmayı tercih ediyoruz. Bu tarz etkinliklerle kahvenin birleştirici etkisini aslında insanların günlük problemlerini birleştirmek ve onları aslında bir şekilde bir yani onlara bir taban oluşturmak gibi hedeflerimiz var. Basit bir ürün, basit bir kahve yani sonuçta kahveden bahsediyoruz yani. Evet iyi çekirdek kullanılıyor, evet çok özen gösteriliyor ama günün sonunda bir kahvedir yani. Bir uzaya roket göndermiyoruz kısaca. Ortak nokta oluşu, sosyalleşmeye yardımcı oluşu bizim etkinliklerde aslında birleştirmeye çalıştığımız şey. Müşteri en azından bu kahvenin sosyalleşme aracı olarak kullanıldığının bana göre işletmecilerden daha farkında. Zaten onun için oraya gidiyor. Masaların bu kadar birbirine yakın olması düşünülmüş bir şey. Çünkü oraya gelen insanlar aslında bir yerde aynı zevki paylaşıyorlar. Aynı kahve tadını seviyorlar en basitinden. Yan yana geliyorlar. Yan yana geldikleri zaman ortak noktalarından bir şey çıkarıp bir şeyler şey yapabilirler. Yani ben burada sabah 9'da gelip akşam 5'te 6'da evine giden müşterilerimiz var, arkadaşlarımız var. Yani müşteri olarak girip artık arkadaş olduğumuz insanlar var. Bu insanlar bir gün iki gün gelip ondan sonra yanlarındaki insanlarla iş yapabiliyorlarsa bu bizim için büyük bir artı. Aynı şekilde yani bu daha zor bir örnek, iş yapmak daha zor ama bir iki kişi yan yana gelip birbiriyle konuşup ondan bir şey çıkarabiliyorlarsa belki hayata bakış açıları değişip gelişebiliyorsa bu mükemmel bir şey ve kafelerin tasarlanması, kafelerin oluşması
bunu destekleyici şekilde olmalı diye düşünüyorum.